Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün doğa bilimci, tarih araştırmacısı Berk Balbay'la beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok şükür sizler nasılsınız? Çok mutlu olduk. Şeref verdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tuhaf şeyler oluyor dünyada. Kırmızı ışıklar görüyoruz gökyüzünde. Güneş patlamaları aralıksız devam ediyor. İnsanoğlu ve dünya bir yere doğru gidiyor. Nereye gidiyoruz üstad? 6. yok oluştan sonra 7. yok oluşa doğru gidiyoruz. Daha önce tarihimizde, dünya tarihinde bizim bildiğimiz dönemlerde yaklaşık 2,5 milyar yıldır dünya katılaşmış bir küre şeklinde. Ve o tarihten itibaren 4 kere kıtaların yer değiştirmesi var. Biliyorsunuz hani Muğla kıtası var, Agartalar, şunlar, bunlar derken son kıta çarpışmaları 4. yok oluşun üzerine 2 de kar topu dünya var, donmuş dünya. Bir anda dünya üzerinde biliyorsunuz okyanuslardaki yeraltı suları var, sıcak sular, soğuk sular, 8 ayrı su var. Dünya çapında etkin rüzgar akıntıları var. İşte bugünlerde ekstrem olarak yaşıyoruz biliyorsunuz. Hep küresel ısınmaya bağlıyorlar ama değil tabii. Güneşin etkisiyle ve güneşin coşmasıyla oradan gelen fazla enerjinin iyonosfer katmanında doğayı da coşturması. Aslında yararlanırsak... Şumar rezonansı yükseldi. Tabii. Onlar zaten her zaman... Dünyanın titreşimi yükseldi. Aşırı derecede yükseldi. 14.1'leri de geçti şu anda. Ve tehlike sınırı 16 zaten. Ve algoritmik olarak büyüyor. 1850 yılına kadar dünyadaki kutup kayması ve bozulumu çok sabit ve düşük bir ivmeyle giderken... Bir anda 2012 yılına gelindiğinde hani herkes Maya takvimini yanlış anladı ya. İşte o takvim aslında başlangıçtı. Yok oluşun tarihi değildi. O tarihten itibaren şu şekilde giden sinüzoidal eğri bir anda tepe aşağı düşmeye başladı. Dünyanın manyetik kutbu değişiyor. Düşünün karaya vuran deniz canlıları. Yönünü bulamayan göçmen kuşlar. Birbirinden bağımsız hareket eden canlılar ve doğasını yaşayamayan, etkilenen bitki, hayvan ve insan. Şimdi insan da ne kadar mutsuz değil mi? Aslında geçmiş zamana göre ne kadar büyük konforumuz var. Her şey yanımızda. Ama ağzının tadı yok değil mi? Tadımız yok. Bu genel olarak işte son yok oluşun bir örneği. Bazen soruyorlar ya nereden biliyorsunuz dünyanın yer değiştirdiğini? Neden güneş batıdan doğsun ki? İki tane örnek vardı bana çok büyüklerimin eskiden söylediğinde. Birincisi inci kefali, ikincisi somon balığı. Genetiği değişmemiş milyarlarca yıldır, sonradan değiştirdikleri çok oldu da, bu balıklar neden yokuş yukarı gidip de üremeye çalışıyorlar sizce? Akılsız mı bu canlılar? Demek ki daha önce gittiği yön bu taraf olmuş olabilir mi? Böyle hafızasını yaşıyor değil mi abi? Hafızasını yaşıyor tabii ki. Yani ne işi var? Akılsız bir canlı mı bu? Yokuş yukarı çıkacağım derelere, nehirlere diye. Bayır aşağı gidecekken gidememiş. Şimdi yukarıya çıkmaya çalışıyor. Ondaki hafıza kalmış. Niye böyle düşünmüyorsunuz diyorum. Ondan sonra işte yok olmasın dünya. Tabii yok olmasın dünya. Son 26 yıl dememizin sebeplerinden bir tanesi de ne yaparsanız yapın. Bakın güneş patlamasın. Göktaşı düşmesin. Nükleer saldırı da olmasın. İnsanlık birbirini yemesin. Bu şekilde gidersek insanlık nüfusu 26 yıl sonra yaklaşık olarak 10 milyarları bulacak, 12 milyarları bulacak. Bir büyük kıyametler olmazsa. Hepimizin 1, 2 tane, 3 tane telefonu var. Bize sistem enerji sağlayan manyetik alanlar var. Bunların doğurduğu manyetik alan yerimizin manyetik alanını bozacağı için yine kıta çarpışmaları olacak. Kendi kendimizi zehirliyoruz teknolojimizi geliştirdikçe. Sistem bu. 400 yıl sürecek bir süreçten bahsettiniz. Onu biraz açar mısınız? Tabii ki bu son kutup çağlarının sonuncusu günümüze 13 bin yıl önce geri gitmeye başladı. Ondan önce biliyorsunuz medeniyet yok. Bir kar topu dünya var ve bu Mezopotamya altın hilal kuşağı oluşmaya başlayıp buzların geriye çekilmesi 13 bin yıl önce. 536 yılında volkanik patlamalar sonunda dünyada 40 yıl yaşanan bir kış var. Efendime söyleyeyim bu Amerika'daki Yellowstone'un patlamasıyla dünyada oluşmuş 400 yıllık bir kış var. Bunların hepsi ne? Güneşin volkanı harekete geçirmesi ya da güneşin depremleri harekete geçirmesi. Muazzam atmosfer kirlilikleri, partikül çıkmalarından kaynaklanan bir
sistem düşünün ve bir anda kürenin soğuduğunu, okyanus sularının, golf sisteminin bozulduğunu, muson yağmurlarının sisteminin birbirine girdiğini ve bir anda sisteminin allak bullak olup ısı dengesinin, dünyayı bir arada tutan ısı dengesinin yok olduğunu ve partiküllerin güneş ışıklarını engelleyerek ani bir soğumayı sağladığını düşünün. İşte bu 400 yıl en az sürecek. Daha öncesinde zaten sürmüş. Az önce konuşurken her şey güneş. Uydular düşecek dünyanın üstüne. Tabii ki. Yani o şeyde kalır mı manyetik alan bozulduğu zaman? Telefonlar çalışmayacak. Tabii ki telefonlar. Şey o zaman kalp pilleri ya da kalp cihazlarına, solunum cihazlarına, böbrek cihazlarına bağlılar çalışmayacak. Buzdolabında saklamak zorunda olduğumuz ilaçlar, derin dondurucuda ya da... Tam bir kaos. Benzine ulaşamadınız, gıdaya ulaşamadınız, birbirinize ulaşamadınız. O zaman ne olacak? Amerika'da bir sel felaketinde, bir hortum felaketinde nasıl birbirlerini yağmaladıklarını hatırlıyorsunuz. Basit bir şeyden. Böyle bir şey olduğunda insanlar bana diyor ki hocam sen hep korunaklı bir şeylerden bahsediyorsun ama evimizin altına biz şöyle yapsak, memlekete şunu yapsak olur. Buna biz Mahmut Cumhuriyeti diyoruz. Yani duvarları çek, kendine bir ev yap. Peki kaç kişiye karşı koruyacaksın kendini? Bıraktım nükleerden falan vazgeçtim. Sen yaptın mı hocam bunu? Ben yapıyorum. Sen nükleer saldırıya bile dayanıklı evinin altına bir sığınak yaptın yani. Bir yere başka bir şey yapıyorum diyelim. Eve yapmıyorum da evdekiler vardı zaten. Ama bu başka bir... Hazırlanıyorsun yani. Bir başka bir hazırlık bu. Biz de bir ilham gereği böyle bir şeye hazırlanıyoruz. Ölmekten korkmak değil. Şeytana yenilmemek bizim derdimiz. Başka bir şey yok. Biraz daha bu süreci açalım isterim ben. Şimdi dedik ya kuzey ışıkları görünmeye başladı. Ne oluyor? Bir şeylerin habercisi bunlar, bir şeylerin sinyali. 4 sene önce söylemeye başladım bunları. Hadi oradan dediler. İlla Finlandiya'ya gitmeniz gerekmeyecek. Evinizin penceresinden kuzey ışıklarını göreceksiniz dememizin sebebi şuydu. İyonosfer dediğimiz dünyamızın 500 kilometrelik bir katmanı var. Egzozosferde ve diyonosferde esasında 80-50 kilometrelik katmanda güneşin patlamaları, aşırı yoğun ışımaları sırasında biriken elektron parçacıkları, proton parçacıkları dünyamıza giriş sağlıyor. Dünya presesyon dolayısıyla yatmaya başladıkça kalkan zayıflıyor, manyetik kutup kaymaya başladıkça iyice zayıflıyor, güneşe karşı korunmasız hale gelip birçok parçacığı fazla almaya başlıyoruz. Kuzey ışıklarını 3 renkte değerlendirmek lazım. Yeşil, mavi ve kırmızının tonlarında. Yeşiller çok masum. Çünkü o proton hüzmeleri iyonosfer katmanına girdiğinde bir elektron alarak yoluna devam eder ve foton ışımasına sebebiyet verir. Siz onu dalgalı ışıma olarak görürsünüz. Bu sabit değildir. 2 salise, 1 saniye o aralıklarda görünür biter. Nerede görünür? 72 kutup dairesine kadar görünür. 72 derece. Oradan ileride görünmez. Ama çok yoğunlaşırsa bir elektron alıp yeşil renkten aynı zamanda ikinci elektronu alıp tekrar o kadar çok elektron var ki hani bol bulduğu sağına soluna sürdüğü hikayesine benzetelim bunu. Bir elektron daha aldığında 2 dakika sabit kalabilen neredeyse gökyüzünde kırmızı renk foton ışımasına sebebiyet verir ki bu manyetik alanımızın ve kalkanımızın çok zayıfladığı anlamına gelir. Bunları yıllar önce söylemeye başladık. Bunun basit patlamalar bunlar da. Çok komik ve basit patlamalar. Bunun 1000 katı, 10.000 katı yaşandığında insanlar direkt fırına girmiş gibi yanmayacaklar. İşte cihazlar, uydular düşecek, işlevsiz hale gelecek, kontrolden çıkacak. Elektrikli ve kablolu ne biliyorsanız hepsi yanacak ve patlayacak ki daha önce zamanında olmuş bunlar. Kayıtları var. 1859 Carrington, 1921 modern çağda yaşanan olaylar, 83'te, 89'da, 2001, 2008, 2014. Mesela Kanada etkilenmiş tek başına. Daha çok oraya gelmiş ama şimdi dünya etkileniyor. Bunların hepsinin büyük kaosunun sebebi güneş. Güneş her şeyimiz bizim. Ben bir video yayınlamıştım. Apar topar sildiler onu. Dünyanın 50 katı büyüklüğünde güneşten saf civa hüzmesi fırladı. Gezegen büyük şeklinde. Yani güneşin orijinalinde yoktur. Dışarıdan mesela bir buz kütlesiyle ya da bir kuyruklu yıldızla geldiyse bünye bunu kabul etmediği için atar. Bizimkiler bunu Nibiru zannetmişler zamanında. Tarık zannetmişler. İşte böyle gezegenleri adlandırmışlar. Bunun kayıtları var. Girip bakabilirler. NASA'da da var. NOAA araştırma şeyinde de, grupta da var. ELSA'da da var.
Dünyanın 50 katı büyüklüğünde civa kütlesi. Düşünsenize bu bize doğru gelseydi. Tam ters istikamete gitti, kurtulduk. Belki bundan önce bir kere daha gelmiş ve dünya bir seferde de dönmüş olabilir. Yani Tarık Yıldızı gelecek, Nibiru gelecek, bize yaklaşacak, öyle olacak, böyle olacak. Bunlar hep işte güneşten gelen parçacıklar. Şimdi diyorsun ki inanılmaz bir sürece girdik ve bu süreç bizi bir kaosa doğru götürüyor. Ama bu noktada sorduğun en önemli soru senin şu. Tamam bu kaos yaşanacak ama ey insanoğlu senin elindeki nükleer silahlar ne olacak kaos sırasında? Şimdi 398 tane benim bildiğim eğer gizli kurmadılarsa deklare edilmiş kayıt altında nükleer santral var dünya genelinde. Ve birçoğu çok eski. 15.000'den fazla da konvansiyonel başlık içeren nükleer silah var. Bunlar başıboş kaldığında düşünsenize yani birisinin düğmeye basmasını beklemeden güneşin etkisiyle kendi kendine düğmeye basılırsa ne olacak? Tetiklenir. Bunlar. Yani ateşleme mekanizmasının söktüğünüzü düşünün silahlardan. Hadi onu kurtardık diyelim. Reaktörleri nasıl devre dışı bırakacaksınız? Siz de öyle bir anda zaten yani bir kıyameti beklemeye gerek yok. Bitti bu an kıyamet zaten. Bitti. Yani. Yer altında kendinize nükleer geçirmeyecek bir alan bulursanız belki yaşarsınız. Depremler de tetiklenecek. Beklenen büyük bir deprem var. Tabii Girit depremi bekliyorum ben mesela. Kıbrıs depremi bekliyorum. Kıbrıs BAF'ta 7.9, 8.1 büyüklüklerinde bir çökme Groben depremler var zamanında. Ya ki 73 yılında var. Girit fayı 8.3 ile kırılmış. Yani o kadar büyük deprem olur mu diyor. Ben 9.2'ye kadar bekliyorum. 970-980 kilometrenin tek başına kırıldığını düşünün. Kahramanmaraş'tan sonra artık her şey mümkün. Ege ve Akdeniz tekrar topraksal olarak, yer şekilleri olarak yeniden şekillenecek. Şeyi düşünün, Antalya'ya hiç mi gitmediniz? Döşeme altından aşağı indiniz, 90 metre bir anda düşersiniz. Falezlerden bir de uçurum olursunuz. Yani Kıbrıs'ın o kıtadan ayrılması, işte nasıl Afrika'nın bize çarpması... Kıbrıs'ın hepsi... tam o kesildiği yerde orası değil mi? Tabii. Dip Karpaz Adana'nın oradan çıkma işte. Yerinde sabit bir kaya kalmış, biz kıpırdamışız, gitmişiz bu tarafa doğru. Maraş depremi, koskoca bir Anadolu plakasının, bir kütlenin 5 metre bu tarafa atılması ne demek? Şimdi yerin altında kim bilir ne faylar kalıyor. Aynı şekilde Alaska'dan, Kaliforniya'dan itibaren devam eden devasa büyük bir deprem hattı var. Ve bu çok bekleniyor. Hala bekleniyor. Bekleniyor tabii, dönemi geldi. Bomba. Çünkü Kaliforniya hattı aynı zamanda bizim kafa yani Kuzey Anadolu fay hattı birebir benziyor. Birebir. İkizi. Onun için bize gelip inceliyorlar. İstanbul'dakini biz, ben daha küçük bekliyorum. Ama Marmara'nın en az 10 tane beklediğim 7'nin üzerinde depremi var. Bakın İstanbul depremi demek yanlış. Marmara depremi daha doğrusu. Bizim kırılmayan, bana göre ve bizim gibi düşünen hocalarımızın Kumburgaz, Silivri'den Kumburgaz'a kadar ki bir 65 kilometrelik fayımız var bizim kırılmayan. Bu da bunun 30 kilometresi, 35 kilometresi tek seferde kırılabilecek gibi. Çünkü geçenlerde 2-3 sene önce olan Silivri depremi bunu anlattı. Yine rahmetli babamın, eskiden meteorolojinin işleriydi bunlar. Daha başka kimseler yapmazken bu işleri. Sismografiye bakar veya işte inceler anlatırsanız. Düşünün Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu fay hattı geliyor, doğru mu? Hiç geldiği Düzce'den denize girdiği zaman, Gölcük'ten denize girdiğine kadar bir göl, bir açıklık var mı? Yok. Tek fay halinde geliyor. Dümdüz geliyor. Evet. Denize girdin, bir anda burası deniz olmuş. Demek ki fayın biri Groben. Biri sağa gitmiş, biri sola gitmiş, biri çökmüş, biri yükselmiş ki bir deniz oluşmuş. Tek parça fay bulmak mümkün değil. Bu fay tek parça değil. Onun için İstanbullular hiç korkmasınlar. Deprem bir gerçek. Kentsel dönüşüme kesinlikle karşı çıkmasınlar. Yok benim evim 100 metreydi, bana niye 70 metre verdiniz? Ben şunu söylüyorum bu arkadaşlara. 2 metrekare senin hakkın. 2 metrede bez veriyorlar. Bu kadar. Ecebi yok. Yok. Yani sen de öteki de bir de eğer bulursan o imkanı gömülüyorsun. Yoksa üst üste koyup gidiyorsun. Orada biliyorsunuz neler yaşadık, neler gördük öyle hepimiz. Evet. Bu dolayısıyla hani İstanbul'dan çok korkmasınlar ama Yalova'nın var, Mudanya'nın var, Biga'nın var, Balıkesir'in var. Tekirdağ, Kars adaların var. Bunların hepsi bizi korkutur. Hepsi bizi etki eder. Deprem öldürmez insanı. Tabii tedbirsizlik ki öldürür. İnsan hepimiz insanı. Yani hep beraberiz. Ama diyorsun ki Ege'de ve Akdeniz'de çok büyük depremler bekliyor.
Böyle. Yani bunun bir tanesi Hazreti Musa'nın Nil'i yardığı dönem. O rivayet bence Girit depremindeki tsunami suların çekilmesi ve geri gelmesi. Korkunç büyük bir tarih var burada. Şunu söyleyecektim, unuttum. Avrupa'daki dostlar da kendilerini güvende zannetmesinler. Bazen bana yazıyorlar. Hocam Hollanda'da deprem kaydı yok, Almanya'da deprem kaydı yok. Sen bilmiyorsun. Şu anda 2.7 ve üzerindeki depremleri işaretliyorlar ve on binlerce deprem oluyor. Buranın tarihi 3000 yıldır kırılmayan faylarla dolu. Hiçbir yer güvende değil. Hiçbir yer. Dünyanın yeryüzü tamamen değişecek o zaman. Zamanda değişmemiş mi? Evet. Petrol nasıl olmuş, doğalgaz nasıl olmuş? Tarihsel olgulardan bahsetmeye başladınız. Biraz onlara girelim istersen, yok oluşlarla ilgili. Tabii ki. Bu son dedim ya, dünyanın katılaşmaya başlamasıyla beraber, yüzeyde canlıların ve bitkinin yaşamaya başlamasıyla beraber kıtalar huzursuz. Yani yer değiştiriyorlar. Çünkü magma katmanı ve manto katmanı daha kalın değil. O tarihten itibaren en son ise 840 bin yıla kadarki tarihe gelene kadar muazzam kıta hareketleri var. Ve bunda fosil yakıtlar oluşmuş her zaman. Kıtalar öyle batmış. Mu'yu arıyorsanız belki de bizim altımızdadır. Ya da Atlantis'i arıyorsanız belki de Alplerin altındadır. Yani bizi Avrupa Birliği'ne almasalar da olur. 250 bin yıl sonra Alpler'deyiz zaten. Anadolu oraya doğru gidiyor. İster alsınlar ister almasınlar. Toprağın altında çok şeyler gizli değil mi? Tabii. Biraz da tabii bunun gizemli boyutları da var. Dini boyutları da var. Bu ley hatları, Ali hocama da selamlar olsun buradan. Ali Seyidi Gültekin'e. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Branşları tabii gereği. Tabii. Onlarla da mesela bizim arazimize de ziyarete geldiler. Orada da beraber çözümlemelerde bulunduk. Sağ olsun, çok etkili çalışmalar yapıyor. Burada kulaklarını çınlatmış. Ve gerçek anlamda işte hep bize güldükleri şeyler bunlar ama bu bilim. Bilim. Sen şeyi bilmiyordun. Ben bazen anlatıyorum arkadaşlara. Diyorlar ki Çorlu veya Lüleburgaz fay hattı mı olurmuş? Ya var işte tarihinde. 2000 yıl önce kırılmış arkadaşım. Havza depremi var diyorum. Aa nasıl olur diyor. Ya da bazı hocalar çıkıp da, yani bunlar deprem hocaları bir de, çok üzülerek söylüyorum. Biz burada fay olduğunu bilmiyorduk. Zaten bilsen anlatırsın. Ama sen, sana anlatılan yok o pişon geldi, yok o Fransız geldi, yok o bilmem ne geldi. Kendin hiçbir araştırmaya girmeden başkalarının kaynağından, revizesinden bir şeyler uydurmaya çalışıyorsun. Peki bu noktada tarihe dönüp baktığımızda tarihin tozlu sayfalarında bu yok oluşlarla ilgili ne gibi deliller ve... Net tarihler var, net rutinler var. Efendim. 6'şar bin yılda bir dünyada devasa boyutlarda bir etki yaşanıyor. Ama bunun köküne indiğinizde 1500 yılın katları şeklinde. Bir periyot var yani. Bir periyot var. Ne yaparsanız yapın. Bu periyot neye bağlı? Neye bağlı periyot? Güneş'in kendi döngüsüne bağlı. Güneş, şimdi biz şey zannediyorduk değil mi? Sabit duruyor gezegenimiz. Halbuki biz saniyede 2200 kilometre hızla hareket eden bir güneş sistemiymişiz. Şimdi yeni yeni bunu anlatmaya başlıyorlar. Bu sistemin içerisinde senin bulunduğun ortamdan sana nüfuz edecek, güneş sistemine veya güneşe isabet edecek şeylerin güneşi coşturması veya azaltması, dolayısıyla seni besleyen enerji kaynağındaki dengesizlik seni dengesizleştirmez mi? Çok güzel yayınlar var. En az 2 ayın içerisinde 6 tane kuyruklu yıldızın, buzdan ve demirden oluşan kuyruklu yıldızın güneşin arka yüzüne saplandığı görüntüler var. Ve büyük hüzmelerle güneş bunu geri kusuyor. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsan bu döngülerin bir periyotta olduğunu artık bilebiliyor olman lazım. Müzelerde bunun anlatılıyor da, yeri de var. Tam olarak tarihe düşülen gerçek notlar. Ben size 72 bin yılı anlatabilirim. Tamam. Ben oraya kadar çalıştım. Lütfen. Mesela Endonezya'da 72 bin yıl önce izlerini bulduğumuz bir yok oluş var. Yani Vostoklar var. Las Champ denilen bir göl var. Genelde hep kıtaların, kayaların arasında, dağların sırasında ve yamaçlarında bu birleşmelerin, çarpışmaların ya da takla atmaların ya da kıtaların aniden çok büyük depremsellikler yaşamasının jeolojik etkileri izleri var. İzleri var. Bu kaya yapılarından da görebiliyorsunuz. Ya mesela yol çalışmalarını ben çok seviyorum. İlk kazı yaptıkları anda bizim yapmamıza imkan olmayan, bedellerini ödeyemeyeceğimiz şeyler. Bir bakıyorsunuz katman katman kayalar. Bu tarafa doğru yatmış. Sen şimdi böyle bir şeyin düşünsene. Bir kule yaptık, bunu böyle yatırdın. Eyfel Kulesi'ni yatırdın, Pisa Kulesi'ni yatırdın. Yani devasa bir kütlenin yattığını düşünün.
Bunların izlerini orada gördüğünüzde karbon testiyle de tarihleme yapabiliyorsunuz. Bunu ne etki ettiğine bakıyorsunuz. Mesela Alaçatı'nın, meşhur Alaçatı evlerinin taşı var. Asbest içerir ama sonrasında kurtarıyor kendisini. Bu şeyin oluşma tarihi Etna ile Vezüv'ün patlama tarihi. Etna ile Vezüv'deki kül birikintileri Malta Adası dahil olmak üzere bizim bulunduğumuz bölgeye inmiş ve katman haline gelmiş. Sadece 18 metre. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu anda dekorasyon için kullanılıyor. Kullanılıyor. Hadi dışarıda biraz bekletilince asbest gidiyor içinden. Çok endişe etmesinler Alaçatılılar. Bir Alaçatı mucidi olarak anlatayım onu. Bu 6'şar bin yıla 1500, 3000, 6000, 12000, 24000 hepsi de dünyanın yatış ve kalkışına bağlı. Yani okyanuslardaki huzursuzluk, ayın bize yaklaşması, güneşin patlamaları, enerji birikimleri hep bu dönemlere denk geliyor. 6'şar bin yılda bir orta büyüklükte bir yok oluş oluyor ama 12 bin yılda bir devasa bir yok oluş oluyor. Sil baştan başlanıyor. Şimdi bu son döngünün içerisindeyiz biz. Onun da işte son günlerine gelindi. Kimine göre 26 yıl, kimine göre 60 yıl, kimine göre daha 800 yıl var ama benim hesaplarım ve benim gibi düşünen bilim insanlarının dünya çapında büyük bir grubuz bizde. Bildiği tek şey ben son yıllarımızı yaşadığımızı söyleyebilirim. Korkuyor muyum? Hayır, merak ediyorum zaten, görmek istiyorum. Yok, zaten bir ruh olarak bu tarihi seçmişsek gelmek için yani, bir merak var ya. Yani. Nefi mahfuzdan bir şeyimiz vardır. Merak var ya, yani. Merak ederek gelmişiz. Evet. Dedik ki tarihe düşülen notlar, size dediniz Endonezya. Bunun gibi daha birçok yer var değil mi? Var. Göteborg olayı var mesela. Yine o tarafta bu sefer bulabiliyorsunuz. İskoçya'da büyük bir kaynak var. Bu canavar bir tane vardır ya, hani İskoçya'nın ne deniyor ona? Lil mi? Lilit mi? En Shetland Adaları'na yakın tarafında bir göletin oluşması kısmı var. Aynı Van Gölü'ne benziyor. Normalde bir canlının yaşamasına izin vermeyecek derecede yapıda. Ama orada öyle bir yapı yok. Ve bunun ne zaman doğduğu belli değil. Bir bakıyorlar ki İzlanda Adası'nın oluştuğu tarih. Büyük bir volkanik patlamalar dönemi. Günümüzden 48 bin yıl önce. Çok eski değil o tarihler. Hep böyle işte periyodik takvimler ve bunlar geliyor. Yani biz de bu tarihlerin geçmişte yaşadığını bildiğimiz için gelecekte geldiği dönemi söylüyoruz sadece. Mu ve Atlantis tarihe notlar düşmüş mü bu yok oluşla ilgili? Mesela onlardan tabletlerinde ve kayıtlarında var. Var değil mi? Bir anda suların bastığını ve hayatın 13 gün 14 gün içerisinde yok olduğunu anlatıyor. Akdeniz'in suyla dolması, Marmara'nın ve Karadeniz'in suyla dolmasını nasıl anlatacaksınız? Aynı simülasyon. Büyük bir kale duvarı var. Pasifik Okyanusu Cebel Tarık Boğazı çöküyor bir depremle ve bir anda o platoların tamamı, göl ya da göletlerle platolarla dolu olan, ovalarla dolu olan yer en sığ 85 metre, en derini 1400 metrelerde bir şekilde dolarak boğazı da yıkıyor. Çanakkale Boğazı oluşuyor. Aynı zamanda İstanbul Boğazı oluşuyor. Bunlar işte gene aynı dönemlere endekslenmiş. Günümüzden bu seferki endekslenmeler 72 bin yıldan da önce. Şu an mesela İstanbul Boğazı'na dalan özel gruplar var. Dostlarımız da var aralarında. Onların bulduğu yerleşimler var Boğaz'ın altında. Karadeniz'de de var. Bir de mesela hadi Google Earth var mesela. Bakın, azıcık detay inceleyin. Karadeniz'deki çok garip izler ve işaretler göreceksiniz. Okyanus tabanında da izler ve işaretler göreceksiniz. Ki bu bizim görmemiz istendiği kadarı daha. Yani daha başka. Hadi hiç çok uzaklara gitmenize gerek yok. Erzincan'da tuz kaynaklarının ya da Çorum'da, Sivas'ta tuz kaynaklarının yanında midye kabukları var. Ya da mermerin nasıl oluştuğunu bilir mi insanlar? Deniz canlılarının, deniz kabuklularının öldükleri zaman binlerce yıl, milyonlarca yıl belki okyanus tabanında biriken kalsitleri uygun bir mağmatik ısınma sonucunda kaliteli bir mermere dönüşür. Harmanlanıp mermer olur. Demek ki buralar okyanusmuş. Yani hep sahra çöl müydü? Ya da işte şimdiki kutuplar hep bu şekilde miydi? Belki de ekvator çizgisindeydi kutuplar. Şimdi orada bir iki tane çukur var. Tam birbirinin altına denk gelmiş. Ben bilmiyorum, göktaşı düştüğünde yanında değildin dinozorlar öldüğünde. Ben sadece modelleme yapabiliyorum. Yani bu yok oluşların izleri her yerde var. Hiçbir şey bilmiyorsan Everest'e bak, Ağrı Dağı'na bak, Alplere bak. Yani bunlar
kıta çarpışmaları ve yaslanmalar neticesinde olmuş. Belki de dünyadaki en güzel yerler dağlardır, değil mi? Tabii ki. Ve diyor ya kutsal... Altında neler saklıyorsa eğer. Kutsal kitaplar diyor ki o dağların yürümesini engellediğimiz için dua edin diyor. O dağlar yürümeye başladığında sizin sığınacağınız bir yer kalmayacak. O dağların altında Goddard Tüneli'ni yaptığı İsviçreliler sen bağlantılı 2,5 kilometre derine dağın altında tüneli niye yapasın? Yani o dağdan ne bekliyorsun? Ya da dağın altında bir araştırmaya mı giriştin? Ya da Ferhat'la Şirin hikayesindeki gibi o dağların delinmesi. Hep bu yüce dağların altında dağ oluşabilmesi için de tabanının geçmişteki zamandan itibaren günümüze kadar çok derin mağmatik bir tabakasının olması gerekir. Mesela benim yerleşme sebeplerimden bir tanesi Demirköy tarafına granit tabaka katmanının en az 125 kilometre olması. Yani bu tarafa oynuyor. Bu Kuzey Anadolu fay hattının Tekirdağ önünden geçen bu taraftakiler sabit taraf. Bu taraf oynuyor. Ha, oynayan mı iyi, oynayamayan mı kötü o için anlatmıyorum. Her yer iyi ya da kötü. İnsan ne kadar kaliteli ve kalitesiz bina yapar ona göre bu depremsellik. Ama kıta bu tarafa gidiyor. Avrupa ana karası, o Ukrayna'nın bulunduğu yer. Belki de o gazların çıkma sebepleri, hani Boğaz'da bizim Karadeniz'de bulduğumuz gazlar mazlar hep yaslanma zonundan kaynaklanmış ve sıkışmış canlıların şeyleri, işte medeniyetler tabii ki bulunur o yüzden de Boğaz'ın altında. O kıtanın ayrılması sonucu oluşmamış fayla. Orası yüksek sel aşınımıyla olmuş bir şey ve orada yaşayan, vadide yaşayan insanlar da bir anda suların altında kalmış olabilirler. Atlantis de öyle, Mu da öyle. Medeniyetler de gelecek geçecek hepsi. Bu depremler olurken toprağın altından da bir takım şeyler çıkacak herhalde. Geçmiş dünyaya ait. Çıkıyor da zaten buluyorlar da. Mesela Fırat'ın altınlarından bahsediyorlar. Dönemi de geldi. Geldi değil mi? Geldi. Kahramanmaraş depreminde çok acılar çektik ama bir iyi tarafı da o taraftaki petrolün tamamı yeraltı sularının yerine aktı, bu tarafa doldu. Şimdi onun için Gabar'da, şurada, burada günde 25 bin varil, 50 bin varil, 100 bin varil petroller gelmeye başladı. Yani o sıkışmaların bütün hatları bize doğru kaymaya da başladı. Demek ki yeraltı suları da değişiyor. Demek ki yeraltı petrol kaynakları, doğalgaz kaynakları da değişiyor. Demek ki aslında sabit değiliz. Yani sadece küçük küçük depremlerle, yanal atımla ya da düşey groben çöküntüler değil olay. Büyük devasa olaylara da gebeyiz. Manyetik alandaki en ufak bizdeki bir değişiklik de güneşin etkileriyle beraber coşturulduğunda ölçekleyemeyeceğimiz, Richter'in bile ölçekleyemeyeceği boyutta şeyler olabilir. Ki bu dağlar oluştuysa zaten zamanında olmuş. Tekrar etmesi de mümkündür. Periyodik. Büyük bir yok oluşa doğru dünya kendini sıfırlayacak yani. Olmalı dünya, da zaten olmalı da. Bütün toprak hacmi değişecek, yer şekilleri değişecek. Ama diyoruz ki bu depremlerle beraber yer küre değişirken bizden önce yok olanlar ve belki de yer altına saklananlar da yeryüzüne çıkmış. Mağmada erimedilerse çıkarlar. Biz büyüdük ve kirlendi dünya diyor ya. O dünyayı temizlemek yine dünyanın kendisine kalacak. Yer altında bence değişik medeniyetler ve canlı grupları olabilir. Hatta insan grupları bile olabilir. Hatta insan uzaylı karışımı canlılar da olabilir. Çünkü başka boyutlardan bahsediliyor. Hem dini kitaplar bahsediyor, hem eski tabletler bahsediyor bunlardan. Hepsinin kayıtları var. Hepsinin varlığından İşte bahsediyor. Subaru, Sudan gelenlerin anlatılımı, Mazda. Bunlar Japon araba markaları değil. Onların atfettikleri, bakın biz farkındayız dediği şeyler. Mazda'da mağmatik toprağın tanrısı diye anlatılmış bir yapı. Yani bunların hepsinin tabletlerde yazdığı ve bu tabletlere biz merak etmediğimiz dönemde birilerinin merak saldığı ve buralardan alıp gittiği veya incelediğini hesap etmemiz lazım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnsanları korkutmak için değil bu. Yine tekrar tekrar söyleyeyim. Lütfen. Güncel hayatınıza isterseniz devam edebilirsiniz. Yani o sizin tercihiniz. Bunları bilerek devam edin sadece. Bir anda sürpriz olmasın. Tek derdimiz bu. Ya da aman boşver nasılsa ölmeyecek miyiz? Tamam. Öyle şekilde devam edin. Hiçbir sıkıntı yok. Kalp kırmayı yeter. Kesinlikle. Değil mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlık üstadım. Dostlarımız bizi izlediniz. Kıymet verdiniz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.